dinleyiciler, değerli konum gayrimenkul takipçileri, herkese iyi günler diliyorum. Kıymetli takipçilerim, hava muhalefetim nedeniyle sizlere sunumlarımıza ara vermiştik. Gerçekten araziye ulaşmak, iyi bir çekim yapmak hava muhalefetinden dolayı çok zordu. İyi bir görüntü oluşturamıyorduk. Çekimlerimize ara vermiştik. Değerli izleyiciler, bugün Gönen'in arka mahallesi diyebileceğimiz Bakırlı mahallemizden, eski statüsüyle Bakırlı köyünden size iki yerin çekimini yapmak için ekran karşısındayız. Değerli izleyiciler, arkamda görmüş olduğunuz 7446 metrekare yaz kış ulaşabileceğiniz resmi yolu olabilen 55 metre resmi yolu olabilen içerisinde çeltik dahi ekilebilen yerin tanıtımı için sizlerle beraberiz. Değerli izleyiciler, lokasyonu tanıtacak olursak Gönen'e 3 kilometre mesafedeyiz. Köye 1 kilometre, Gönen çayına yaz kış akabilen Gönen çayına 500 metre resmi ana asfalt yola 500 metre mesafedeyiz. Değerli izleyiciler, buradan çekime başladım. Görüyorsunuz aşağıda seralar. Burada yaz kış meyvesi sebzesi yetiştirilebildiğini göstermek amacıyla ön tarafımda patlıcanlar, lahanalar ekilmiş ve dikilmiş. Yan tarafımda cevizlik var, pırasalar var. Bu açıdan size sunuma başladım. Şimdi hep beraber bu güzelliklerin içerisinde size yerimizi tanıtalım. Değerli izleyiciler, bakın köyümüz hemen şurada. 1 kilometre ileride. Ana yolumuz şuradan değerli izleyiciler geliyor. Beton direklerin olduğu yer resmi asfalt. Ana asfalt yolumuz. Bu şekilde yaz kış yolumuzdan ulaşabileceğiniz resmi yolumuz burası. Yan tarafımız bakın söğüt ağaçlarının bulunduğu yer. Kanal, su kanalı. Hemen komşu tarlamızda ise bakın cevizlikler yapılmış, yetiştirilmiş. Verimli ceviz bahçesini görüyorsunuz. Ortasında ise bakın kış sebzesi, pırasaları görüyorsunuz. Burada ise değerli izleyiciler bakın lahana. Lahanaları görüyorsunuz. Sevgili izleyiciler, aynı şekilde patlıcanlarımız ve geçmek üzere olan biberlerimiz değerli izleyiciler. Tarlamızın sınırı burası, resmi yolumuz değerli izleyicilerim. Resmi yolumuz burası. Sınırımız buradan 130 metre ileriye kanaletin olduğu yere kadar yaz kış sulanabilir dediğimiz kanaletimiz, su aldığımız yer orası. Bakın boruları görüyorsunuz, ağacın dibinde borular var değerli izleyiciler. Bu borular yardımıyla tarlamız hafif de eğimli. Yaklaşık 1 metre kadar kot farkı var herhalde başıyla sonu arasında. Bu kot farkından dolayı da salma suyla sulanabilir tarlamız. Değerli izleyiciler, evet 55 metre yola cephemiz olduğunu söylemiştim. Burada ne ekilebilir, ne yapılabilir değerli izleyiciler? Bir önceki sene mısır ekilmiş. Yan tarafta çeltik tarlası var. Daha aşağıda seralar var değerli izleyiciler. Bakın seralar mevcut. Aynı zamanda sebzecilik de ne yapılabiliyor? Bakın burada yan tarafta yapılabiliyor. Daha başka değerli izleyiciler, Gönen'e çok yakın olması nedeniyle değerli izleyicilerim, drone görüntüleriyle de size göstereceğim. Burası sevgili izleyiciler Gönen ilçemize çok yakın. Bakın Gönen ilçesi sevgili izleyiciler karşıdan gözüküyor. Kuş uçumu 2 kilometre falan. Hobi bahçeleri var değerli izleyiciler. Bu yakınlıktan dolayı bu bölgede şehrin stresinden sıkılan, bunalan, yatırımcı olmak isteyen veya kendini bağ bahçe işlerine vermek isteyen yatırımcılar alarak buraya hobi bahçesi dikiyor, tin house koyuyor, ağacını dikiyor. Burada kendi üretimini yaparak hem stresini atıyor, hem yatırımını yapıyor, hem de değerli izleyiciler bu güzelliklerin, bu yeşillikler içerisinde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Değerli izleyiciler, bakın karşı tarafta çok güzel hobi bahçesi var, yeşilden bir ev var. Yol kenarında. Yine bakın karşı tarafta cevizliğinin arkasında da
aynı şekilde hobi bahçelerini, hobi evlerini görebilirsiniz. Baş tarafı şu şekilde biraz üçgenimsi geliyor. 130 metreye 135 metre derinliğimiz var. 5 metre bir kısalık var burada. Böyle bir pah gibi. Burada bir kırılganlık var. Burası 125 metre cephe boyumuz. Kanalete kadar devam ediyor. Değerli izleyiciler, buradaki uzunluğumuz ise 130 metre. Yaklaşık o köşedeki yerden buraya kadar 1 metrelikte kot farkımız neyi doğuruyor değerli izleyiciler? Salma suyuyla buraya suyun sulanmasını çok güzel sağlıyor. Bakın değerli izleyiciler, yan tarafımız çeltik tarlası. Sulamada herhangi bir sorun yok. Zaten DSI'nin kanalıyla da sulanabiliyor. Evet, Kaz Dağları yenice yolu burası. Görüyorsunuz Kaz Dağları'nın başladığı yer. Buradan itibaren Edremit sahile kadar bu şekilde karışık ormanlarla buradan itibaren devam ediyor değerli izleyiciler. Bu vadiden esen bu serinlik yazın gerçekten insanı ne yapıyor? Dinlendiriyor ve yazın sıcağından bunalan kişiler böyle bir yeşilliğin içerisinde değerli izleyicilerim ne oluyor? Rahatlamış oluyor. Kıymetli takipçilerim, bakın Söğüt ağaçlarının gölgesinde böyle yemyeşillik bir coğrafyada benim de şu karşımda görünen 7446 metrekare hobi bahçesi dahil, tin house dahil koyabileceğiniz, yaz kış ulaşabileceğiniz yatırıma dönük böyle bir yerim olsun, Gönen'e yakın olsun diyorsanız telefon numaram 0505 350 5593. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.